Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakma, geç kaldık biraz. Rica ederim. Herkes geldi mi? Evet, maçı bahçede izleyeceğiz. Harika. Alo. Barış, o gelmiş. Kim o? Burak. Burak İstanbul'daymış. Burak mı? Bağlama karşısına çıkmış Barış. İnanmıyorum. Evin çok güzelmiş. Sağ ol. Gel. Tanıştırayım sizi. Bazınız sanıyorsunuz. Asistanım Cemre. Hoş geldin Cemre. Hoş geldin. Ne içiyorsun, ne vereyim sana? Beyaz şarap alalım. Beyaz şarap da geliyor. Barış viski içer dedi. Ben şimdi sorarım onu. Anne, gelemem ben şimdi. Mümkün değil. Hayır. Tamam, madem Güney var yanında, gelmem ben. Sen git o zaman. Tamam, dikkat et, kontrolünü kaybetmesin. Zaten Güney yanında kaybetmiş kendini. Ağlıyordu beni aradığında. O zaman bomba patladı demektir. Güney öğrendi bahçıvanda olan aşk hikayesini. Bana bak, niye İstanbul'a geldiğini öğren şunu. Tam düğün yaklaşmışken ortalık karışacak. Biri haber verdi ona kesin. Kim o? Ara bunu lütfen. Tamam tamam, merak etme. Hadi, kapatmam lazım, hadi. Sakin ol sen. Söyleyemezsin çünkü bunu kimse bilmiyor. Annem biliyor, bir de doktorum biliyor Ziya Bey. İkimizin arasında bir sır bu. Barış bile bilmiyor. Ama biri beni onun varlığından haberdar etmek istedi. Yani bilmiyorum, belki de kendisi gönderdi gazete küfürlerini bana. Yani ne yapmak istiyor ki peki? Niye çıkıp geldi? Yoksa şantaj mı yapıyor size? O da bilmiyor ki. Burak da kardeşim olduğunu bilmiyor. Niye? Tamam, tamam, tamam canım. Sakin, sakin. Çok güldüğüm güne beni Ziya Bey'e götür. Ona ihtiyacım var. Onunla konuşmam lazım. Olur, beni ona götür. Canım, bu saatte mi, şimdi mi? Evet, hemen şimdi. Tamam, tamam canım. Gidiyoruz, tamam. Her yerde adamım var, malum. Hümlek gibi olmasın, elimiz kolumuz uzun. Adını nüfus müdürlüğündeki arkadaşlarımıza da sorduk, polis dostlarımıza da. Sağ olsunlar, araştırıp bulmuşlar. Eyvallah abi. Kadın sağlığında öğretmenmiş. Nasıl yani? Hasta mı şimdi? Ölmüş. Ney? Maalesef. Çerminkoflu adı şu anda sadece Karacaahmet'te bir mezar taşında yazılır. Hadi be. Ne zaman ölmüş abi? Bir yıl önce. Yani Ferhat dışarıdan çıktıktan sonra. Yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Sabırla beni gerçekten seveceğin günü bekledim. Bütün eziyetlerine katlandım. Bir gün olsun sözümden çıkmadım. Kadın Ferhat'ın karısıymış. Hep veren taraf ben oldum. Hiç almadım. Sen benim sahibim oldun. Benim elim hep boş kaldı. Beni aldattığını bile bile yanında oldum. Arkamı dönüp gitmedim. Ölmeden bir gün önce boşandı kaydı düşmüş nüfusa. Ben kendi hayatımı değil, seninkini yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil, korkudan, mecburiyetten yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim lan be. Sus! Tutunacak bir dal aramışım. Kadın boşanmayı hazmedemedi demek ki. Ertesi gün pencereden aşağı atmış kendini. İntihar etmiş. Aklım başıma geldi artık. Senin esaretinden kurtuldum. Gerçek aşkı buldum. Birini seviyorum. 5 aydır birlikteyiz. Onunla gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Kadın intihar etmedi. Sana borçlu değilim Ferhat. Ferhat öldürdü. Af dilenmiyorum. Bana çektirdiğine saygı. Şermin. Ayıp değil mi lan? Şşş.
Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Benim yüzümden. Saçmalama evlat. Adam seninle mi kaçıyordu? Ya Bekir abi benim yüzümden ben... Ya ben o gece o mektubu öyle ulu orta okumasaydım... Öldürdük adamı. Abi vakit geldi. Tamam. Yemeği her gün saatinde verilecek. Öyle yapıyoruz efendim. Öğün atlanmayacak. İlacı, vitamini, her şeyi vaktinde verilecek. Bir daha geldiğimde yine solgun görürsem hesabı senden sorarım. Merak etmeyin. Aldık abi. Bekir Baba denilen herifin adamları peşimizdeymiş. Kuzey boş durmuyor yani. Sana ulaşmaya çalışıyor. Peki siz adamı araştırdınız mı? Kimmiş bu Bekir? Doğuştan Kabadayı dediler abi. Babası meşhur Çıra Osman'mış meğer. Ankaralı Çıra Osman. Evet abi. Vay. Rahmetli en ağır abilerden. Ama o büyük işlerin adamıydı. Oğlu da öyleymiş. Bizim Kıtıp Yoz'la ne işi var peki? Bilmiyorum abi, öğreneceğim. Öğrenin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.